TV Kayseri ekranlarından merhaba değerli izleyiciler. Bir amatör futbola objektif bakış programımızda yine sizlerle birlikteyiz. Bildiğiniz gibi son 3 programı Kayseri Park stüdyolarından çekmiştik. Artık kendi stüdyolarımıza döndük. Bu vesileyle de buradayız. Efendim bugün stüdyo konuğum ise Kayseri amatör futbolunun ve profesyonel futbol takımlarının oldukça beğenisini toplayan Zeki Akparlar. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Neden sağ olun. Öyle dedim. Sizlere birçok program yaptık geçmişte. Evet. Tabii ki şimdi onların içini tekrar dolduracağız. Neler oldu en son programdan bu tarafa. Onları konuşacağız ama oraya gelmeden çok büyük bir başarı elde etti Talas Gücü Belediyespor biliyorsunuz. 4. farklı takım olarak 3. lige yükseldi. Evet. Hemen geçtiğimiz hafta içerisinde onun sevinciyle kamuoyu hala çalkalanıyor. Bir onun hakkında konuşalım. Daha sonra diğer maddelerimize geçelim. Evet, çok önemli bir konu. Yıllardır Kayseri'de bahsedilen ikinci bir profesyonel takım olmayışı, diğer Erciyesspor ve 3. ligdeki diğer takımların yıllardır kapanmış olması Kayseri'de hep gündemdi yani. Genç sporcuların oynayacağı ikinci bir takımın olmaması, direkt Süper Lig takımlarında oynamasının sıkıntı olacağı hep söyleniyordu. Ve Talas Spor da bu yolu açmış oldu. Ben burada Talas Gücü Belediyespor'u tebrik ediyorum. Onlar da uzun bir süreçtir üçüncülük için balda mücadele ediyorlar. Evet. Zannediyorum 4-5 yıldır böyle mücadele ediyorlar. İyi de yatırım yaptılar. Tabii ki yöneten kişi ve yönetilenler, sporcular burada çok çok önemli. Her zaman dediğim bir şey var, savunduğum şey yönetim. Eğer bir takım iyi yönetilirse belli bir noktalarda, belli bir aşamalardan sonra belli bir noktayı, hedefleri yakalıyor. Talas Gücü'nü de bu konuda gerek Halil Hocam'ı, Fatih Yurt Hocam'ı, yönetim kurulunu, belediye başkanımızı, emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Kayseri'ye hayırlı uğurlu olsun diyorum. Evet. İnşallah ilerleyen günlerde de düşünce ve felsefe olarak bu yapmış oldukları güzel yatırımları Kayseri gençlerine yaparlar ve Kayseri gençleri de buradan sebeplenmiş olur. Tabii biz onlarla ayrıyeten bir program yapacağız evet. Önümüzdeki günlerde ama şöyle namalüp bitirdi bir defa. Tabii. Sincan'la ta son dakikaya kadar çekişti. Daha sonra Sincan'la bir baraj maçı. Baraj maçı neticesinde 3-1 galibiyet. Ardından federasyonun aldığı bir kararla yoksa Eskişehir Anadolu'yla bir müsabaka daha oynayacaktı. Evet. Bu da ortadan kalkınca otomatikman yükselmiş oldu. Son birkaç gündür. Bayağı, güzel bir duygu tabii. GM'yi geçen herkesi tebrik ediyorum. Özellikle geldi. Hocalarımızı, yönetimini, belediye başkanımızı, yardımcı başkan yardımcılarını. Emeğe geçen herkes de dahil olmak üzere bütün sporcu kardeşlerimizi tebrik ediyoruz. Orada, Allah yardımcılar olsun, başarılar. Orada şey yapmak lazım diye. Hocam. Son maçta Niğde Sincan'la kendilerine evet, berabere evet, kaldı. Tabii. Orada Niğde'yi tebrik etmek lazım. Herkes şöyle olur, böyle çıktı, olur diyordu. Sincan onu yenmiş olsa maçını oynadı. Direkt o çıkıyordu zaten. Aynen öyle. Puan aynen puana öyle. Gelince hakikaten oraya bir parantez açmak lazım. Evet. Sarı lacivertlere bundan sonraki dönemde başarılar diliyoruz. Allah yardımcılar olsun. Profesyonelliğin ilk ayağı inşallah yolları açık olur. Daha sonra 2B, bir üst gruplar. Tabii siz daha dün gibi hatırlıyorsunuz. Erciyesspor, Elektrikspor ve Şekerspor'dan sonra 4. farklı takım olarak artık 3. ligdeki yerini alacak. Evet. Talas Gücü yakışır zaten. Yakışır tabii. Hem nüfus olarak hem belediye takımı belli bir desteği var. Hem sahalarımız, tesislerimiz bilmiyorum bu süreçte nasıl bir yol izlenecek. Yeni bir tesis mi yapılacak veya bir tesis mi Talas Gücü olarak, belediye sporu olarak gösterecekler. Önümüzdeki süreçte onları göreceğiz. Hatta bir takımımız daha çıksın önümüzdeki sezon. Çıksın mesela, tabii ki Hacılar çıksın. Hacılar da çıksın orada. İşte Develi var diğer takımımız şu anda. Onlara da yakışır. O da merkez ilçe. O da işte en büyük ilçemiz. Onlar da kaldırır yani. Bu üçüncülükte bir şey yok yani. Sevgili Halit Hocam, inanın üçüncülük çok şey değil yani. Ben üçüncülükün profesyonel takımların kriterlerini çok iyi biliyorum. İnanın bal ligleri 3. ligden daha bir zor lig, daha sert, daha dinamik, daha kuvvetli. Zaten bal liglerinde profesyonel takımlarda oynayıp da
yaşlı olan oyuncular tekrar amatörlüğe döndüklerinde çoğu bal liglerini tercih ediyor. Mesela benim çok yakın eski Erciyes Sporlu Futbol Akademi'nde 2012 Yusuf, 2012 doğumlu. Yusufan mı? Yusufan değil. Başka. 2012 doğumlu. Babası da bal ligini tercih etti yani. Üçüncülük takımlarını tercih etmedi yani. 2012 mi dedin hocam? Hayır, 2012'li oğlu bizde, Futbol Akademimizde. Babası da eski Erciyes Sporlu Muhammed. Balık takımlarını tercih ediyorlar yani. Çünkü daha avantajlı görüyorlar yani üçüncü. Oradaki takım sayımız da 3'e sabitlenirse, önümüzdeki amatör kurul toplantısında herhalde öyle bir çalışma da var. Çünkü takım sayımız arttı. Önceden 51-52 seviyesinde kalınca 5-6 yıl önce böyle bir şey oluştu. Ama şimdi orada 3 takımla temsil ediyor olmamız lazım Kayseri ölçeğine göre. Evet. Yani. Çok ondan iyi olur yani. Ilgili... Kayseri açısından gerçekten önemli. Hayırlısı olsun bakalım. Tabii. Ondan sonraki maddede şey var hocam. Şimdi Develi Gücü ve Atletik baraj müsabakası oynayacak. Baldan gelen takım Develi. Süper Amatör Küme şampiyonu bir Atletik spor. Şu anda onlar da namağlup geldi. Ve aslında bilmiyorum son maçları izleyebildiniz mi? Yarı final ve final müsabakalarında da Atletik iki rakibinde penaltılarla eledi ve Kayseri şampiyon oldu. Evet. Kendilerini tebrik ediyorum buradan. Erciyes Esen Makine ve Kayseri Atletik her iki takımımızı da tebrik ediyoruz. Orada bulunmak ve iki takımda son noktayı koymaları ve süreç içerisinde maç sonunda penaltı atışlarıyla uzun bir sürecin devam etmesi. Atletik sporu tebrik ediyorum. Atletik sporu ayrıca bir daha tebrik ediyorum. Çünkü benim yıllardır savunduğum bir felsefe var. Bir takım hem gençleştirilir hem de şampiyonluğa oynayabilir diye. Fakat çoğu kişiler, çoğu yöneticiler, çoğu antrenörler bunu kabullenmiyorlar yani. Yani genç sporcularla fazla şampiyonluk hedefine odaklanmak istemiyorlar. Ama ben yıllardır savunduğum bir fikri, atletik spor bunu 4-5 yıllık, 6 yıllık bir çalışmanın sonucunda göstermiş oldu. Takımları amatör kümenin en genç takımı. Doğru. Ve şampiyon oldu. Demek ki olabiliyormuş yani. Ve de namalip. Ve her şey para vermekle veya çok masraf etmekle istediğin her şeyi elde edeceksin diye bir kavram yok yani futbolda. Öyle bir şey yok. O zaman dünyanın en zengin iş adamı istediği sporcuyu alır ve İstediği hedeflere futbolda hepsine ulaşır. Öyle ama atletik spor bunun en basit yolunu göstermiş oldu. Takımları gencecik, pırıl pırıl çocuklar çıktılar, aslanlar gibi oynadılar. Ve şu anda da baraj maçı oynayacaklar. Aslında bu buradan şu noktaya gelmek istiyorum. Tabii atletik sporu tebrik ediyoruz. Genç bir kadroyla başarılı olmak ayrı bir duygu, ayrı bir zevk, ayrı bir heyecan, ayrı bir motivasyon kaynağı ileriye dönük. Evet. Ama statüde de bir anormallik var. Yani TFF'nin. Olacaktım hocam. Şimdi adam Kayseri'de şampiyon olmuş bir yıl. Namağlup şampiyon olmuş. Kardeşim, balda düşen takım direkt düşsün. O şöyle, eğer en alt son iki sırada biliyorum. Olursa direkt düşseydi öyle bir uygulamayı olmuşlar. Biliyorum. Öyle olmayınca da... Evet, öyle olmayınca baraj maçı oynuyor. Peki, şimdi bir yıllık emeği var bu takımın. Şampiyon oldu, namalip şampiyon oldu. Gencecik çocuklar. 90 dakika oynadılar ve kaybettiler. Ne olacak? Hocam inanın statüde o kadar ilginç yerler var. Geçen bir şey dediler. Amasya'nın iki takım var. Biri birinci, biri ikinci. Evet. İkinci sırada bitiren takım hem de averajla ikinci bitiriyor. Evet. Düşünebiliyor musunuz? Küme düşüyor, öbür amatörden gelen takım onun yerine çıkıyor iki takımlı olduğu için. Yani bu statüleri kim yazmış, nasıl yazmışlar? İnanın amatör kurulla da ilgili bir sıkıntı var mı? Bu statü gerçekten çok garip. Yani bence çok garip. Yani direkt mi çıkması lazım diyorsun? Bence direkt çıkması lazım. Yani şampiyon olduğunu hak etmiş. Baraj maçı yapıyorsun bir tane. Adam 30 tane maç oynamış, 40 tane. Birinci olmuş, namağlup şampiyon olmuş. Evet. Baraj maçı oynuyor, bir maçta gümbür diyor. Bütün sezon emeğe gidecek. Gidiyor. Bence sıkıntı. Soru işareti. Her iki takımımıza da başarılar dilerim burada. Yapacak bir şey yok. Kural neyse, statü neyse
O uygulanacak. Ama bunu çok dillendirirsek, çok konuşulursa bunun üzerinde de bir değerlendirme TPP'nin yapacağını düşünüyorum. Dün açıklandı evet. Final müsabakasının tarihi. O da önümüzdeki hafta pazartesi günü 1 Mayıs saat 15 Atatürk dış saha. Pazartesi olması. Sonra dikkat edin. Bakın burada o kadar çarpık bir şey var ki bir takım bal ligi oynuyor bir evet. sezon. Bir takım süper amatör kümede mücadele ediyor. Anormal bir arada bal ligi ile bir takımı diyelim şöyle diyelim. Seviye farkı var, maddiyat farkı var, kalite farkı var, tecrübe farkı var. Her şey farklı sevgili hocam. Onunla onu beyazla siyahı çarpıştırıyorsun gibi bir şey yani. Ama burada mesela Atletik Spor çok genç bir kadroyla şampiyon oldu. Süper amatör kümeye adapte olmuş, alışmış, takımları biliyor, tanıyor, onlarla maç yapıyor. O seviyedeki bir tık altı veya bir tık üstü takımlarla oynuyor. Ama şimdi yani amatör bir takımla profesyonel bir takımı karşılaştırıyorsun gibi bir arada bir fark gözüküyor. O yönüyle biraz bence çarpık yani. Hmm. Atletin U18 takımının müsabakalarının olması playoff'ta hafta sonuna denk gelmesi ve develinde bazı oyuncularının askerlikle ilgili sorunların olduğu yönünde böyle bir sonuç çıkmış. Orayı evet. duydum. Ben ilk defa pazartesi günü bir müsabaka. Hani seyirci daha ambiyans işte dış saha zaten orada oldu. Kadir Has'ta oynandı birkaç sezon önce. Orada da olabilirdi. Argıncık hatta söylendi tekrar. Ama bilmiyoruz. Netice itibariyle sosyal medyadan da izlediğimiz kadarıyla ASKF, il temsilciliği, her iki kulübün temsilcileri böyle ortak karar almışlar. Evet. Önümüzdeki pazartesi günü orada da Kayseri finali oynanmış olacak. İnşallah hayırlısı olsun bakalım. Her ikisi de bizim takımımız. Evet. Ben sadece statü anlamında bir anormallik olduğunu söylüyorum. Yoksa her ikisi de bizim Kayseri'mizin, Kayseri'limizin takımları. Her ikisine de başarılar dileriz. Hocam bu işin yardımcılar olsun. Şöyle 3 takım olsun Kayseri balda önümüzdeki sezon örnek veriyorum. En alttaki sıralamada en alttaki takım buranın süper amatördeki takımıyla yer değişecek. Tabii ben onu diyorum zaten. Başka bir şey demiyorum ki. İki takım orada kalacak. Diyelim 3 takım. Sıralamada en alttaki takım, 3. takım kimse hangi takımsa o düşecek. Şampiyon olan takım çıkacak yani. Daha biraz yani, daha 10 gün öncesine kadar şampiyon kalasın. Olan takımın ekstra hiçbir avantajı olmuyor hocam burada. Hiçbir avantajı yok. Yani. Hiçbir avantajı yok hocam. Evet. Diğer diğer tabii, takımda çünkü. Tabii diğer takımda. Yani adapte olmuş adam 30-35 tane maç oynamış. Ballık takımlarıyla oynamış. Şampiyon olan Talas gücüyle oynamış. Diğer takımla oynamış. Diğer illerin balligi takımlarıyla oynamış, bir sürü para harcayıp bir sürü profesyonel takımlardan dönen oyunculardan kurulu balligi takımlarıyla maç yapmış. Aradaki seviye farkı bayağı. Hatta şöyle bir hafta 10 gün öncesine kadar Talas çıkmamış oluyordu güya. Bu baraj müsabakasını Hacılar oynayacaktı. Tanju Alan geldi Argıncık'ta hep rakiplerini izledi orada evet. yani kimler evet. nasıl oynayacağız diye o müsabakaları. Fakat Talas çıkınca bu kez diğer statüdeki madde devreye girdi ve develeri oynayacaklar. Biz de onu bekliyoruz bakalım. Hayırlısı olsun bakalım. Evet hocam bir de şimdi Mustafa Uğur Akademisi'ne geçeceğiz ama futbol akademisi. Ondan önce bir Erkin Etspor'un U14 Türkiye Şampiyonası vardı. Oradan başlayıp o tarafa geçelim. Teşekkür ediyorum sağ olun. Yarın da diğer iki takımımız var Türkiye Şampiyonası'nda. U16 Gültepe Spor ve Atletik Spor kendilerine başarılar dilerim. Yarın başlayacak onların da Türkiye Şampiyonası. Evet. Bugün kuralar çekilmiştir ama yarın mı maçları, cuma günü mü bilemiyoruz şu anda. Biraz önce Bekir Dağlar'a da ama tabii şu ana bakamadık. Evet, doğru. Kendilerine başarılar diliyorum. Biz de U14 Türkiye Şampiyonası için Çorum grubundaydık. Talas Belediyespor'da Mersin grubundaydı. Biz Kırşehir'i 4-0, Kastamonu 2B takımı 7-1 yendik ve finale kaldık. Fakat Ordu takımıyla karşılaştık. O da öbür gruptan finalde. Geldi finalde. Ordu Ünye Spor. Ama
Ordu Üniversitesi'yle ve oradaki ASKP yönetim kurulu, futbol il temsilcileri falan oturduğumuzda, bir kafede görüştüğümüzde bir istişare yaptık. Kendileri de aynı bizim gibi genç sporculara çok kıymet ve değer veriyorlar. Takımlarını gençleştiriyorlar. Onlar da kulüplere Ordu sporcu Spor'un mu? Ordu Üniversitesi'nin takımından bahsediyorum. Biz burada U14 Türkiye Şampiyonası'na giden takımımızın tamamı 19 sporcu götürdük oraya. 19 sporcunun 19'u da akademimizden yetişip 7-8-9 yaşlarında yetişip şu anda zaten kendileri 13-14 yaşlarında. Bizim artı U14 takımımızın en büyük desteği U13 takımımız. Yani o 2009 doğumlu 8 öğrencimiz var. 11 öğrencimiz 2010 doğumlu o grupta. Öyle mi? Ha. Evet. Bir yani, yaşta küçük yani. Yani biz düşünce olarak ve felsefe olarak bütün maç gruplarında onu uyguluyoruz. Örneğin bunu niye yapıyorum? Ben bir yıl sonraki U14 takımının ana iskeleti de oluşmuş oluyor burada yani. Bir sonraki yılın. Bir sonraki. Yarı yarıya dediniz. Ben önümüzdeki sezonun yani, U14 şampiyonu Erkilet Spor mu diyelim şimdi tekrar? Zaten Erkilet Spor söylemenize gerek yok. Önümüzdeki yıllardan itibaren bu işlere ambargo koyacak. Artı Mustafa Futbol Akademisi Erkilet Spor'un bir konuyu size açayım. Orada final maçında 17 dakikada bir gol yedik ve arkasından 4-5 tane gol kaçırdık, atamadık. Yani maçı final öyle... Final müsabakası ne oldu hocam? 1-0 yenildik. Mağlup olduk. Tabii 1-0 mağlup olduk finalde. Yoksa ilk 20 takımı arasına girecektik ki ondan sonra da 4 takım kalıyordu ikinci etaptan sonra. Yani 100 takım eleniyor burada yani. Ya. Çok büyük bir avantaj çekiyoruz. Sevgili Halit Hocam, ben bu gruplara gitmeden önce 2 tane oyuncu istedim. Fakat 2 oyuncunun ikisini de alamadım. Deprem nedeniyle transfer, ikinci dönem transfer uzadı. 24 Mart'a kadar uzadı. Biri Gültepe Spor'dan, biri de Doğa Gençlik'ten birer tane sporcu istedik. Tabii arkadaşlarımızın kendi tercihleri, vermediler. Ama biz Kayseri'yi temsilen gidiyorduk oraya. Eğer ki benim bir iki tane 2009'lu takımda oynatacak oyuncum olmuş olsaydı, ben o gruplara elimizi kolumuzu sallayarak çıkardık ve ilk dörde de sahiplenirdik. Onlar hangi mevki oyuncular hocam? Onlar bir tanesi orta saha ve sol dış oynuyor. Biri Gültepe dediniz. Biri Gültepe, biri bir Doğa'da. De Doğa Gençlik'te. Nasıl istediniz, ben orayı anlayamadım. Yani emaneten mi yoksa hayır, şeyle mi? Hayır, böyle... hayır. Çok açık söyleyeyim yani. Bu oyuncuları değerlendirelim dedik. Evet. Genelde şöyle oluyor. Ya şimdi oyuncuları verin de ikinci kime ben emanet, sezonda size geri vereyim. Hayır. Şeklinde. Çocuğu bedelini, şey yapalım. Bedelini vererek. Çocuğu, hayır. Bedeli falan konuşmadık. Sporcuyu alalım. Eğer ki ben bu oyuncuyu X bir profesyonel takıma yönlendirirsem, öyle bir avantaj da sundum. X bir profesyonel takıma yönlendirirsem orada o konuda da %50 pay vereyim diye söyledim. Ama maalesef çok sıcak bakmadılar. Biz de oynatacağız dediler. Vermediler. Burada Ordu takımı ne yapmış biliyor musun hocam? Ordu'daki ve çevre illerdeki 6-7 tane ekstra oyuncuyu takviye yapmışlar. Ha, ikinci transfer döneminde. Tabii. İkinci transfer döneminde maçları bitti U14'lerin. Takviye yapmışlar. Biz o takıma karşı oynadık yani. Oradakiler vermiş, Kayseri'de biz de vermiş. Biz Kayseri'de vermediler yani, Kayseri'deki arkadaşlar. Hı. Yani her türlü koşulda istedikleri zaman oyuncuyu eğer benden X bir, yani burada o çocukları akademik lige gönderme şansımız da çok yüksekti. Örneğin benim şimdi o takımdan 4 sporcum, bir kulüp 2009'du, 4 oyuncum gidecek ve kaleci
Ali'yi Gençler Birliği Kulübü izlemiş ve oradaki final maçını izlemişler. Kaleci departmanı aradı Gençler Birliği. Nereden izlediniz dedim. Sizin Çorum maçını izledik hocam dedi, final maçını. Kalecinizi davet edeceğiz dediler ve kaleciyi göndereceğim. Böyle bir şans, doğma şansı çok yüksekti ama düşüncelerine saygı duyuyorum. Yapacak bir şey yok yani. Tabii ben şimdi Kayseri Spor geldi izledim diyeceğim, yaranıza tuz basacağım. Orayı sormayın değil mi? Kayseri'den gelip izleyemem mi acaba? Kayseri Spor, Çorum'daki maçı bırak, buradaki maçı izlerse yatıp kalkalım dua edelim. Buradaki güzel maçları. Doğru, güzel cevaptı. Doğru. Buradaki maçları. Yani, Çorum, Çorum. Anladım. Öyle takviyeli bir takıma 1-0, yoksa dediğiniz gibi can, son 20'ye kalıyorsunuz. Şimdi yani. Son 20'ye kalıyorduk. Son yani, çok çok önemli bir finaldi yani. İnanın bakın, 12 tane gol attık. Bir tane gol yedik. Elendik geldik. 12 tane gol attık ya, hocam. Ya grupların da böyle bir şeyi var hakikaten. Evet. Yani şimdi birini öyle yeniyorsunuz. Yani bir gol ye elen gel yani. Hakikaten ilginç ya. Vallahi. Çok ilginç. Ama yapacak bir şey yok hocam. Ben çok mutluyum. Huzurluyum. Örneğin İzmir Cup uygulandı. 2011'lerin U12 İzmir Cup. 70 tane profesyonel takım katıldı. 2 profesyonel takımda 6 tane oyuncu mu oynadı? Chelsea'ye karşı. Valencia takımına karşı, Paris Saint Germain'e karşı, ondan sonra Bayern Münih'e karşı oyuncularımız oynadı yani şu anda Erkilit Spor'un oyuncuları. Bunlar çok gurur verici yani, çok tabii, önemli. Ben çok şampiyonluklara takılmıyorum hocam. Ben sporcunun gelişimiyle alakalı hangi noktalar başarılı olur, faydalı olur, sporcu gözüm yumuk. Ama evet, ama burada hep söyleniyor işte Zekoç'u çok istiyor da Zekoç'u çok yırtı. Ucuz etin yahnisi yenmez hocam. Benim değil verdiğim mi sporcular kıymetli sporcular, değerli sporcular, yetenekli tabii. Yetenekli oyuncular. Şimdi en yetenekli oyuncunu sunum yapıyorsun, veriyorsun profesyonel tabii takımlara. Hem yetenekli oyuncu vereceksin, hem hiçbir karşılığı olmadan vereceksin. Ya bu böyle bir dünya yok hocam. Marketten bir tane ciklet alıyorsun, ücretini almadan. 5 kuruş eksik olsa market bir sürü bozuk parayı buluyor, veriyor, üstünü veriyor sana hocam. Hocam en son Kasım ayında bir toplantı, evet, program yapmıştık, düzeltiyorum. Orada birçok yeni yeteneklerden bahsetmiştiniz, ben hatırlıyorum. En son Yiğitan gitti herhalde, Alanya. Hatta biraz Alanya, önce bahsettiğim Alanya o zaten. Yiğitan ve Kaan Alanya Spor Kulübü'yle U12'ye tamam katıldı. Bundan sonraki süreçte hep milli takım oyuncular dediniz. 6 ay geçti aradan. Bu aradan geçen 6 ayda nasıl bir mesafe kat ettik? Hocam bakın, bu süreçte Enis Tolgay U16 milli takımında, evet, dün Hırvatistan'daydı. Hırvatistan'dan döndü. Erkilet Spor'un oyuncusu. Alanya Spor'a verdiğimiz. Enis olan. Enis. 2007 doğumlu. Onu kullanmıştık. Doğru. Programı evet, hatırladım bunu şimdi. Bahsetmiştim ve dördüncü kez çağrıldı şimdi U16 milli takımına. Dördüncü bakın kez. Evet, dördüncü kez. 12 gündür milli takım kampındalar ve Hırvatistan'daydı. Üçlü turnuvadan döndüler. Emre Gökay Sivas Spor'da zaten. Bir, onu soracaktım. Bir üst yaş grubu. Çok ekstra bir oyuncu. Sivas Spor'un Brezilya'ya A takım, karşı mı oynadı? A takım. Almanya'ya karşı oynadı. İspanya'ya karşı oynadı 20 gün önce. Maşallah. Sosyal medyada bazen paylaşıyorsunuz. Çok, görüyorum. Çok iyi işler yapıyor. A takımda da şeyde Konfederasyon Kupası maçında 17 dakika oynattı Rıza Hoca. İnşallah bu günlerde de yakında herhalde A takımın biraz kritik noktadan uzaklaşınca Emre Gökay'ı Süper Lig'de de bir sporcumuz, genç bir sporcu daha kazandırmış olacağız. Ve önü çok açık bir oyuncudan bahsediyorum. Yani şu anda 16 yaşında 17'ye yeni girdi.
O 17 milli takımda bank oynuyor. 3-4 tane Süper Lig takımları takip kadarında altında. Trabzon izliyor diye duymuştum. Trabzon, Galatasaray, Fenerbahçe. Onu nasıl tespit etmiştiniz hocam? Bir hatırlayamadım bir şey. Emre Gökay bizim futbol akademisine geldi 8 yaşında. Çok cılız, biraz bir çoktu. 8 yaşında ne oldu? 8 yaşında, 13 yaşında verdik biz şeye, Sivasspor'a. 4 yıldır Sivasspor'da. Onun şeyini verdiniz değil mi? Profesyonel hakkı. Tabii tabii, profesyonellik hakkını bu sene verdik. Yetiştirme bedeli. Biz 13 yaşında verdiğimiz için biz de ikinci dönem transfer döneminde verdik. Yani bir yıllık yetiştirme bedeli aldık Emre Gökay'dan. Sadece 12 yaş. 12 yaşına kadar yetiştirme bedeli ödenmiyor zaten. 12 yaşından itibaren başlıyor. Yani biz 13 yaşında verdiğimiz için ikinci aktarma döneminde verdik. 13 yaşın Sivasspor'a geçmiş oldu. Sadece 12 yaşını aldık. Bir yıllık yetiştirme bedeli. Süper Lig'de olduğu için gene de tavandan almışsınızdır. İyi yani. Hayır hocam. Süper Lig'de tavan diye bir şey yok. Orada da bir sıkıntı var. Yok hocam. Süper Lig değil. Onu, oradaki statü şöyle. Kitapçıkta öyle bir yer kitapçıkta var. Kitapçıkta o şöyle işte, yanlış anlaşılıyor. Diyelim Kayseri Spor'dan bir oyuncu altyapısından Kayseri Spor'da kendi 12 yaşında yani. Süper Lig takımına gitti. Galatasaray'a. Peki. 420 bin lira hocam. 420 bin lira. Süper Lig'den Süper Lig'e gitti. Peki amatörden Süper Lig'e. Amatörden ve 3. Lig'den Süper Lig'e gittiği zaman 42 bin lira. O nasıl iş ya? %10'u. Tabii. 42 bin lira. Mesela 2B, tam ters olması gerekiyor. 2B'den ya. Gitti. 2B'den gitti. 75 bin lira. Burada da bir sıkıntı var. Her şey sıkıntı. Esas amatör kulüpler destekleneceği yerde. Hayır yani. Hocam ben daha bugüne kadar, bakın, bugüne kadar o kadar profesyonel sporcularımız oynadı. İlk defa bir profesyonel takımın hocam IBAN numarasını atın hesabınıza para yatıracağız dediğini gördüm. O da Sivasspor. İlk defa. Yani tam yatıran. 50 kişi pazarlık ediyor hocam ya. Bir tane sporcunun 2 yıllık profesyonellik hakkı var. Enis Koçoğlu'nun 120 bin lira profesyonellik hakkı vardı. Kayseri Spor'a 15 bin liraya verene kadar göbeğimiz patladı. Evet. Şimdi soracağım da vallahi diyorum ki yine dediğim, biraz önce dediğim gibi yani yaraya tuz basmış gibi oluyor da ne pazarlıklarla dönüyorsunuz oyuncular onu bul onu ya. Alanya size uçak yolluyor, uçak biletini yolluyor. Ta orada karşılıyor. Hocam, bakın şimdi Gençler Birliği kulübü aradı beni. Antrenmandayım. Ali Ülger. Kaleci. Kalecimiz. Ve bana ilk söylediği organizasyon nasıl olacak dedim. Ben sporcu gönderirken önce organizasyonu sorarım. Yani sporcunun lehine ve avantajına olmayan hiçbir organizasyona katılma. Nasıl yani bu? Benim sporcumun yol parasını karşılayacak, oradaki kalma masrafını karşılayacak, yemesini içmesini karşılayacak, dönüşünü karşılayacak. Ve adam kaleci departmanı bana ne söyledi? Hocam dedi, burada kaldığı süreç içerisinde tesislerimizde kalacak. Geliş gidiş bütün masrafları bize ait dedi. Yoksa ben kulüple profesyonel takıma hem sporcu göndereceğim hem amatör takımın masraflarını ben veya velisi karşılayacağım. Hiç öyle olur. Bir dünya yok hocam. Öyle size sporcu vermiyor. 1 trilyon versinler, 1 trilyon versinler gene vermem. 1 trilyon nakit ödesinler, vermem. Benim prensibiniz yani. Bu. Benim prensip ve bazı kriterlerim var. O kriterlerin dışarısına çıkmam hocam. Zaten birçok oyuncu hep beraber gidiyorsunuz. Ben görüyorum sosyal medyada. Kendim götürüyorum, kendim ilgileniyorum. Onların profesyonellik aşamasında, gelişim aşamasında kulüp başkanlarıyla görüşüyorum, antrenörlerle görüşüyorum. Her hafta oynadıkları bütün maçlardan sonra bilgi alıyorum. Sevgili hocam, bakın. Şimdi yetenek falan filan deyince herkes bir şey söylüyor da. Alanya Spor, iki tane oyuncum şimdi 2 aydır oradalar. Yiğit'le Kaan.
İkisi de 2011'li. Yani U12'lere başladı. U12 takımında oynuyorlar. Hı hı. İki tane oyuncu 35 golün 20'sini attı hoca. Maşallah. Daha ne yapsın ya çocuklar? Ya ne yapacak hocam ya o 12 yaşında. Verdiğimiz sporcular öyle sporcular hocam. Ve onu Kayseri Spor'dan nasıl aldığınızı da anlatmıştınız da ben yani. Onlar da ah tüh desinler şimdi dizine yapacak vursunlar ya. Yapacak bir şey yok yani. Ne demişler? İşler... Altının değerini sarraf bilir. Evet. Yani Erkilet Spor artı Mustafa Hurtdol Akademisi Erkilet Spor deyince bir konuya daha değineyim ben size hocam. 1 lira dışarıdan geliri olmayan ve yönetimden 1 lira destek olmayan tek takımız. Vedat Bey kesti mi desteği? Öyle bir anlıyorum yani. Böyle olunca. Yani hocam bak ne diyorum. En son bir gruplara giderken ta yıllar önce bir 5000 lirayı zor getirdi. Hocam bir ne diyorum. Hatırlıyorum. Başka da. 1 lira geliri olmadan Mustafa Futbol Akademisi ve kendi bünyemizdeki sporcuları lisanslayarak ve yetiştirerek oynatan ve Kayseri amatörüne 9 kategoride katılan 3-4 takımdan bir tanesiyiz. Doğru, tüm kategorilere katılıyorsunuz ve böyle bir yapının içerisinde. Evet. 1 lira geliri olmadı. Bak 1 lira sponsor desteği, yönetim desteği olmadan kendi imkanlarımızla çevirdiğimiz bir tablodan bahsediyorum yani. Okulda kaç oyuncumuz var hocam? Yaklaşık futbol akademimizde biraz... şu anda 200 civarında öğrencimiz var. Tabii bu yaz geliyor artar zaten. Bu şimdi... aydan itibaren 2 ile çarp yani 200'ü. Yaz sezonunda 3-4 aylık 400'ü buluruz yani. Arnas çalıştırırken 384 rakamı hala aklımda. Mesela o bantta gidiyorsunuz. Arnas Müşik Spor Kulübü'nü çalıştırırken burada futbol okulu bir ay yapamazsın ve 10 kişiden ücret alamazsın ve yıl boyu da yapamazsın diyen 5-6 hoca ve yönetim kurulu böyle yuvarlak masada toplandık ve konuştuk. Ben burada yıl boyu yaparım ve futbol akademilerini, futbol okullarını, ismi şimdi futbol akademisi oldu şimdi da hocam, yıl boyuna çeviren ve uygulamayı açan yapan. Kişiyim ben biliyorsunuz yani. Evet. Yıl boyu önceden burada dönemsel yazın. Kayseri'de bir ay olurdu. Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Beden Terbiyesi İl Müdürlüğü. Neyse. Bir iki ay yapardı. Kulüpler bir ay yapar kapatırlardı ve yıl boyunu çevirin ve uygulamayı açan ve bununla da birlikte mantar gibi futbol okulları açıldı şimdi hocam Kayseri'de. Evet hocam. Onlar rakip değil tabii de futbol okuluyla futbol akademisi. Şimdi hep duyuyoruz filanca futbol okulu, filanca futbol akademisi. Tabii ki bakıyoruz biz de, takip ediyoruz. Mutlaka görüyoruz. Orada bir federasyonun bir kriter getirmesi lazım aslında. Olaya nasıl bakıyorsunuz? Şimdi sizinki futbol akademisi, bir de futbol okulları var. Ne olması lazım? Hocam eğer bir akademi ise belli kriterleri olması lazım. Akademilerden bir kere tesisi ne olacak? Tesisi olmayıp da futbol okulu açan bir sürü... futbol okulları var. Örneğin belediyenin herhangi bir semtteki çevrili küçük halı sahasında adam futbol okulu yapıyor. Ücretli futbol okulu yapıyor. Yani. Gibi. Böyle bir de uygulama olabilir. Adı üzerine akademi ise akademik bir defa personelin de ya da şimdi teknik hepsi, kadroda. Şimdi hocam futbol okulu deyim falan yok. Hepsi akademi oldu. Hem de bizden daha profesyonel akademiler yani. Ama kulüp ismini Akademi Futbol Federasyonu koydurmuyor. Bir kulüp girişimde bulundu. Baktım red geldi. Akademi kelimesi konmuyor spor kulübünle. Yani uygulama şöyle. Okul olarak belki hocam, koyarlar da ama takımda olmuyor. Hocam bu iş o kadar gözüktüğü gibi kolay bir şey değil. Elbette. Halit hocam. Bakın her zaman benim savunduğum bir şey var. Hem bulacaksın. Hem yetiştireceksin, hem geliştireceksin, hem pazarlayacaksın, hem takibini yapacaksın. Bunun hepsini bir arada yapmak o kadar kolay bir iş değil hocam. Onun için de bizim Kayseri'deki akademilerde, futbol okullarından veya en baba amatör takımlardan çok küçük yaşta sporcu gitmiyor dışarıya. Veyahut da pazarlayamıyorlar. Veyahut da veremiyorlar. Orası
ayrı bir şey yani. Ben ilk başladığımda şimdi Mehmet Topuz, ben öyle Kemal Okyay, işte Can Mehmet Burak Topuzlar, Aslan, Kemaller, şey, Furkan Polatlar, Kazım Çelik, Tugaylar, öyle, Kazımlar, Buratlar. Yusufhan Çalık oldu hocam. Yusufhan. Yusufhan Çalık neydi FK'de? Neydi FK'nin santforu şu anda? Neydi de oynuyor. Neydi FK'de oynuyor. Takımları pek iç açıcı değil. Orada çok maç oynasın diye oradan öyle bir geçiş yaptı. Sezon başında bayağı iyiydi. 5 gol atmıştı. Televizyon ekranlarında falan bir iki maçını izledik. Takım kötü olunca biraz olumsuzluklar oluyor. Fazla bakış açıları çok farklı oluyor yani kişilerin, başkanların. Yeteneğine ihanet eden, yani tabir yanlış olmasın. Mesela Kazım Çelik. Ben çok ümitliydim o çocuktan. Galatasaray gördü, geldi. Burak Aslan yeteneğe doğrultusunda hala hak ettiği yerde değil diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Kendi sizin çıkardığınız oyuncular için söylüyorum yani. Hocam, problem burada her zaman söylüyorum, yine söylüyorum. Sporcuda %25 ise kulüplerde %75-80. Sen sporcuyu oynatmazsan, en basit bir örneğini vereyim. Burak Arslan, Osmanlıspor'a burada minik takımda oynadı, verdik. Biliyorum, burada beraber program yaptık. Burak Arslan'ı verdik. Adam 18 yaşına kadar, orada 17 yaşına kadar profesyonel olamadı. Orada futbolu bırakıyordu çocuk. Tekrar bize geldi. Tekrar bize geldi diyorum. İkinci amatör kümedeyiz o zaman. A gençte oynattım. Bak, A genç takımda oynattım. Ara transfer döneminde direkt profesyonel yaptım. Manavgat Spor'a verdim. Ya. Peki nasıl oluyor bu? Burada anormallik nerede? Hocam, bir kulüpte var ya, evet, 40 tane hocayla çalışmak falan çözüm değil. Onu görmek lazım. 3 tane 4 tane hocayla çalışırsın, yetenek tespitini iyi yaparsın, gelişimine iyi katkıda bulunursun, ailesiyle iyi kontak kurarsın, uykusuna, istirahatine, yemesine, içmesine devam edersin. O sporcunun üzerinde durursun, o sporcuyla özel antrenmanlarla o sporcuyu geliştirirsin ve belli bir noktaya taşırsın. Ve o sporcuyu da pazarlama gücün varsa pazarlarsın. Her zaman söylediğim, yine söylüyorum. Eğer bir sporcu kulübünü ve özellikle de hocasını bulamadıktan sonra topçu olma şansı binde sıfır, aksini iddia eden varsa saatlerce tartışır. Olay bu. Doğru diyorsun hocam. Hocam, şimdi Alanyaspor'a iki tane oyuncu verdim ekstra. Eren Akın'ı verdim, Tugay'ı verdim. Dört oyuncum var, ikisi milli. Dörtte ikisi milli. Dört oyuncunun ikisi milli. Daha öbürlerinin milli olma yaşına iki yaş var. U14'te başlıyor. U12 oynuyorlar. Önümüzdeki sezon yapacağımız programda bakalım bu arada kaç tane neler gelecek. Yani ben de merak ediyorum. Onu diyorum. Şimdi bu oyuncuları Alanyaspor'un scoutları geldi de Argıncık'ta, Erkilet'te mi seyretti? Ne? Hocam, alo, elimde şöyle bir oyuncu var deyip gönderiyorum hocam. Türkiye'nin her takımını arayın bugün. Yeter ki oyuncuya inanın. Yeter ki inan. Önce ben inanacağım. Tabii. İnandığım her oyuncunun, 10 oyuncunun 9'u gider hocam. Biri döner, o da başka bir takıma gider. Doğru. Başka bir profesyonel takıma gider. O kadar güveniyorum ve o kadar da iddialıyım. Mustafa Savaş selam söylüyor. Aleyküm selam. Kurs arkadaşım. Giresun'da kursunda beraberdik. Evet. Selamlar, evet, iletmiş. Evet. Ben de oradan söylemiş olarak. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olsun. Evet. Son olarak diyeceklerinizi alayım. Yönetmen arkadaşım yavaş yavaş programımızın sonuna geldiğini söylüyor. Çok hızlı oynamışız topu. Son, çok teşekkür ediyorum. Biz akademi olarak yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Mustafa Uğur Futbol Akademisi ve aynı zamanda Mustafa Uğur geliyor mu hocam? Hocamız yani. Mustafa Uğur hocamız oralarda oluyor mu? Her hafta uğrar. Uğruyor. En yani azından bir uğrar. Hal hatırımızı sorar. Nedir durumlardır? Kendisi. Evet hocam, Mustafa Uğur'a ben çok çok teşekkür ederim. Niye diye soracak olursanız, Kayseri'de futboldan para kazanıp da futbola yatırım yapan İkinci bir kişi var mı? Yok. Ben hele şu anda gördüm. Yok. Bu ben şu yok. Anda hatırlamıyorum. Varsa da affola. Adam
bir akademi açmış veya o tesisi başka bir şeyle değerlendirebilirdi. Bir İlhan Parlak herhalde Yerköy'e falan gibi de bu boyutta değil herhalde. Öyle hatırladım yani. Hakkını yemeyelim, o açıdan söyledi. Yani en azından bir ismi akademi, Mustafa Uğur Futbol Akademisi ve orada her yıl 1000-1500 tane öğrenci sirkülasyon yapıyor yani. Böyle üst üste koyduğun zaman 1500-2000'e yakın bir yılda oyuncu sirkülasyonu oluyor. Ve bu oyuncular, bunlar kötü alışkanlıklardan kurtuluyor, özgüvenleri artıyor, liderlik vasfı gelişiyor, fizik kaliteleri artıyor, toplumdaki hareket tarzları kesinlikle değişiyor. Her şey değişiyor hocam. Spor yapan paylaşım çocukla duygusu, spor yapmayan çocuk arasında dünyalar kadar fark var. Tabii. Hocam bakın, Sivas Spor'a geçen sene bir oyuncu verdik. Enis Gül, 2010 doğu. U14 akademik liginde oynadı hocam. Ben mesela Eren'le Enis Gül'ü vermemiş olsaydım U14'te tur atlardım hocam. Ama amacım o değil diyorsunuz. Amacım o değil hocam. Ben amacım tabii sporcuyu yetiştirmek, geliştirmek ve önünü açmak. Doğru takıma vermek. Tek felsefemiz bu yani. Erkilet Spor'un A takımının yaş ortalaması 16-17 hocam. Ya, A takım. Mehmet İlhan çalışıyor orada. O da kaldı değil mi ligde? Mehmet İlhan kaldı. Hocamız kaldı. Onlara da başarılar dilerim. Bundan sonraki yapacağımız programda bakalım arada neler olacak. İnşallah ben size çok çok teşekkür ediyorum. Zaman zaman 4-5 ayda da biri olsa birlikte oluyoruz. En azından Kayseri futbolu hakkında gözlemlerimizi tabii açıklama imkanı buluyoruz. Çok çok teşekkür ediyorum. Burada tekrar şöyle kapatmak istiyorum. Talas Gücü Belediyespor'a 3. yolunda başarılar diliyorum. Bütün Kayseri'nin destek olmasını temenni ediyorum. Tekrar Atletik Spor ve Develi takımımıza bu playoff'ta başarılar diliyoruz. Bütün Kayseri'deki gençlerin Allah yardımcıları olsun diyorum. Ben de sizlere yeni yetenekli oyuncular bekliyorum hocam. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun, var olun. Evet değerli izleyiciler, bir programımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Efendim önümüzdeki hafta yeni bir programda buluşmak ümidiyle iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.